Artık bıktım. Gerçekten bıktım. Yemin ediyorum bıktım. Bunaldım. Bakın arkadaşlar, ben genel itibariyle pozitif bir insanım. Negatif düşüncelere teslim olmayı da sevmem. Hayata olumlu yönlerinden bakmaya çalışırım ama ulan yeter be. Gerçekten yeter lan. Resmen sevdiğim bir serinin içine, kanlı canlı içine ediliyor şu anda. Bir dakika. Konuya geleceğim ama önce misafirim var. Onu alacağım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Enis Kirazoğlu. Bildiğiniz gibi. Bu da kardeşim Furkan. O da Furkan Kirazoğlu. Furkan benim gibi büyük bir YouTuber değil. Aslında ben de büyük bir YouTuber değilim. Aslında Furkan bir YouTuber bile değil. Fakat Furkan yeni oyunları oynamayı seviyor. O yüzden ona bugün fiyat performans odaklı bir kasa vereceğim. Al Furkan. Güle güle kullan. Yüzün gülsün. Hadi Furkan, istersen el ele bu kasanın kutusunu açalım. Açarken de güzel bir müzik eşliğinde kasanın içindekilerden bahsedelim. Bu kasanın içerisinde AMD Ryzen var. Ekran kartı olarak da Sapphire RX 588 GB var. 250 GB Samsung SSD disk de var. 8 GB bellek de var. İçini rahat rahat dikizle diye cam panel de var. İşini rahat görebileceğim parçalar da var. Yani var da var. Mutlu musun Furkan? Mutlusun Furkan. Güzelsin Furkan. İşte sen busun Furkan. Güle güle kullan Furkan. Yalnız Furkan kasa yan duruyor. Furkan. Furkan. Kasa diyorum, yan duruyor oğlum, yan yan. Lan yan duruyor, yan. Hadi Furkan geç otur. Oyna bakalım Furkan. Şimdi git ve Far Cry New Dawn'la oyna. O beklediğin yeni oyunu bol bol oyna. Nasıl, güzel oynuyor musun Furkan? Oh oh, ne güzel, oyna Furkan oyna. Böyle güzel güzel oyna oldum hep. Tamam, şimdi de defol git evimden Furkan. Alkışlarla ve güzel dileklerle seni bu evden uğurluyoruz Furkan. Çünkü ben oynayacağım Furkan. Çünkü bu kasa benim ulan Furkan. Çünkü ben bencil bir insanım Furkan. Çünkü ben... Ne ara bu kadar bencilleştik anlayamıyorum ya. Kalitenin bir numara adresine hoş geldin. Ne diyordum? Far Cry New Dawn diyordum. Bak Far Cry New Dawn, teknik olarak sana diyeceğim bir şey yok. Güzel gözüküyorsun, optimize bir oyunsun, mekaniklerin temelleri sağlam, çok hoş güzel ama ulan yeter be, 50 oyundur. Bak abartmıyorum, 50 oyundur aynı şeyi yapıyoruz ya. Hala da açık dünyada outpostlere geçiriyoruz, hala da karakterimizi sıfırdan geliştiriyoruz. Ulan şu takedown özelliğini, ben 50 oyundur her seferini en baştan alıyorum ya. Artık bıktım ulan, 50 oyundur ben bu karakteri, bu özelliği geliştirmekten sıkıldım. Far Cry 5'te yarımıza adam topluyorduk, bunda da aynısını yapıyoruz. Vallahi iflahım kurdu arkadaş, neden çıktım ya? Yahu 50 oyun diyorum ya, her şey aynı, her şey. Ve çok sıkıldım bu aynılıktan, çok sıkıldım. Sanki bitmek bilmeyen dipsiz bir kuyu gibi Far Cry. Her seferinde bu sefer farklı mı ki acaba derken, yok yine hafiften delirmiş kötü karakter, yine konuşmayan ana karakter, yine anlamsızca yardım etmeye çalıştığımız insanlar, yine önceki oyunlardan sahip olduğumuz özellikleri açmak, tekrar açmak için sıfırdan kasmak. Yine aynı, yine aynı. Üstelik bu kez daha sinir bozucu şeyler de var. Misal craft sistemi. Şimdi craft sistemi güzel. Temel olarak da çok çılgın silahlar var. Hoş hepsi yani. Misal oyun şu tester atan silahla ağzınıza direkt bal çalıyor. Silah kullanmak güzel, sekmesi güzel, adamları biçmek güzel. Ama diğer silahları craft etmek isterseniz 50 oyundur yaptığınız o sıkıcı loot yapma olayına girişmeniz gerekiyor. Her şey craft etmek üzerine kurulu. Yok 100 tane şundan topla, yok 200 tane şundan bul. Ulan Far Cry 3'ten beri yaptığım loot'un sayısı 10.000'i geçmiştir. Yeter arkadaş ya. Şimdi genel olarak bir oyunun açık dünya elementleri bana baygınlık vermeye başlayınca tek bir yola başvururum. Açık dünya elementlerini ve koşturmacalarını salarım, doğrudan ana göreve koşarım. Maksat oyun ilerlesin. Far Cry New Dawn'da da bunu yaptım. Açık dünya elementleri baygınlık verecek kadar önceki oyunlara benzeyince daldığım ana görevlere. Dedim en azından senaryoda akayım, ilerleyeyim, göreyim oyunun hikayesini, iyi ki de demişim. Çünkü yaptığım ana görev bana açık dünyada yaşadığım buhranı unutturdu. Ha çok mu güzeldi görev ya da çok mu orijinaldi? Yo. Ama en azından kafam dağıldı. Beni bu nefretlik duygulardan kurtardı. Zaten tam olarak da bu yüzden sadece ana görevden ilerleme kararımı kesinleştirdim. Ve direkt olarak ikinci ana görev almak için yola koyuldum. Aldım dalmasını ama... Ya bak, bak yemin ediyorum yine sinirlerim bozuldu bak. Arkadaş, ana görev diye verdikleri şey ne oldu biliyor musunuz? Yan görev. Oyun bana benim aldığım ana görevde dedi ki git 3 tane yandaş topla, ardından git biraz puan kas, bizim mekanı seviyesini geliştir dedi. Lan oğlum bunlar yan görev lan. İnsafsız, bunlar ana görev değil. Lan terbiyesiz, ben bunları yapmamak için ana göreve gidiyorum zaten. Lan oğlum delirtmeyin adamı lan. Kasa. Kasa. Fiyat performans elbette. Güzel şeyler düşün. Benim için Far Cry burada bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Oyun hakkında birkaç bilgi. Far Cry New Dawn, Far Cry 5'in yıllar sonrasında geçiyor. 5. oyunun ardından New Dawn'da kıyamet sonrası bir ortamda baş başa kalıyoruz. Bunu neresi kıyamet sonrasını satayım onu da anlamadım yani ama neyse işte kıyamet sonrasıymış burası. Öyle dediler öyle olsun. Bunun dışında oyunun ana odağı biraz daha co-op deneyim üzerine gidiyor. Zaten devamı sorup duruyor. Co-op oynamak ister misin? Bak bir arkadaşını da çağırmak ister misin? Falan diyor. Oldu arkadaş, oyunu bana kakaladı, şimdi bir de arkadaşlarımı mı boşuna yakacaksın? Yok almayayım sağ ol. Bu arada şunu da eklemeden geçmeyeyim. Far Cry New Dawn bir ana oyun değil. Yani sizden full oyun parası istemiyor. 180 lira ile 250 lira arasında PC platformu için bulabiliyorsunuz. PlayStation 4'te de 270 liralık bir ön sipariş ücreti var. Ben bu videoyu çektiğimde öyleydi en azından. Tabii full oyun parası istemiyor diyorum ama ülkemizde oyunlar hayvanlar gibi pahalı olduğu için bu fiyatlar yine çok uçuk geliyor insana. Neyse yurt dışı fiyatını örnek alalım. Orada oyun 40 dolar. Normalde biliyorsunuz oyunlar 60 dolar olur. Far Cry New Dawn fark etmiş olacak ki yeni bir oyun gibi değil. O yüzden bizden 40 dolar istiyor. Ama o da fazla. Hem de çok fazla ulan. Ya sizin yaptığınız ana oyunlar zaten DLC kadar yenilik barındırıyor. Ara oyun olarak sunduğunuz şey DLC kadar bile yenilikçi değil. İki craft ekleyip birkaç tane expedition görevi koymuşsunuz, istiyorsunuz 40 dolar. Ya ben gerçekten bir şey demiyorum ya. Ne gerek var? Niye kendimi sinirlendiriyorum ki durduk yere? Ne gerek var? Kasa, om, kasa, bu nasıl bir meditasyon lan? Tekno meditasyon. Normalde beğenmediğim oyunları bile bazı gruplara tavsiye edebiliyorum. Mesela Far Cry 5 beni çok açmamıştı ama bitirmiştim. İnsanların da sevebileceği bir oyun olacağını söylemiştim. Fakat bu New Dawn'u kafamda konumlandıramıyorum. Şimdi Far Cry'dan bıkan adama tavsiye edilecek oyun değil bu. Far Cry 5'i oynayan ve seven adam için hiçbir ekstra yenilik barındırmıyor gibi duruyor. Yani bunu oynayacağıma Far Cry 5'e baştan başlasam aynı şeyi hissedebilirim. Açıkçası bilemedim. Tamam, Far Cry New Dawn iğrenç bir oyun değil. Aksine belli bir seviyede kaliteye sahip. Ama aynı lan, aynı işte yani. Çok aynı hem de ya bu seviyede bir oyun için. Ya da bir şey söyleyeyim mi? Bu bir itiraf belki de. Belki ben bıktım. Belki de sadece ben sevmiyorum artık bu oyunları. Belki de bana artık dokunuyor sadece. Adamlar yapıyor ve satıyor. Demek ki seviliyor. Demek ki ben anlamıyorum artık Far Cry ile alakalı durumları. Ben o yüzden bu işin şeyini bırakıyorum. Size bırakıyorum sözü arkadaşlar. Siz oynayın, söyleyin. Eğer tavsiye eden varsa niye tavsiye ettiğini de yazsın. Çünkü benim Far Cry olan ilişkim şu anda bitmiş durumda. Çok sevdiğim bir oyun serisidir Far Cry. Ancak o kadar bunalttılar ki artık yani istemiyorum. Yani bir saat oynadım, zorladım. Bu video çektikten sonra bu arada bu ek yapıyorum şu anda. Bir saat daha oynadım. Yok, yine açmıyor içim yani. Çok sıkıldım. Tam görüntü güzel falan ama bir de vuruş hissi olmamış abi. Metro Exodus'tan sonra Far Cry'in vuruş hissi çok çocuk geliyor ya. Tık 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 sanki taş atıyormuşsun gibi geliyor. O vuruş hissi de biraz çalışılsa iyi olurmuş açıkçası. Nihayetinden de anlayacağınız üzere bu bir inceleme videosu değildi. Çünkü oyunu inceleyecek kadar bile oynayamadım. Sevenlerine Far Cry New Dawn ile güzel vakitler dilerim ama benden pas. Çok sevdiğim Far Cry 3'ün hatırında bile bunu oynayamıyorum maalesef. Dayanamıyorum artık. Görüşürüz. Ama kasa hoş. Çok küçük kaçık bir kasa peşinde koşmayanlar için alternatif olabilecek güzel bir fiyat performans kasası. Bari oradan yüzümüz gülsün. Değil mi Furkan? Pardon, seni kovmuştum, unuttum. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.